efendim, şimdi ilk seanstayız. Borsa İstanbul'un açılışına 5 dakika var ama biraz mevzuat konuşacağız. Doktor Berra Doğaner hocamız bizlerle olacak. Günaydın Berra Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Evet, dünden beri konuşulan, sosyal medyada en çok konuşulan konu Megap oldu. Neden? Çünkü ana pazarda işlem gören bir hisse ilk defa bizim de Borsa İstanbul tarihinde belki konkordato ilan etti. Dolayısıyla şimdi siz bu piyasanın kuruluşundan bugüne kadar birçok pozisyonda görev aldınız. Biz şimdi bir işin biraz mevzuat tarafını konuşacağız. Öncelikle bir şirketin konkordato ilan etmesi nedir? Çünkü bunu şirketin iflas etmesiyle karıştıranlar olduğunu gördüm dün sosyal medyada. Önce bir tanımla başlayalım. Ardından elinde bu hisseyi tutanlar var. Biz ne yapacağız? Hakkımız, hukukumuz nedir diye soruyorlar. Ama teker teker her birini konuşacağız şimdi sizlerle. Evet, bu şirket neden konkordato ilan etti? Nedir konkordato Berra Hocam? Neden konkordato ilan ettiğine girelim. Çok ilginç bir hikayesi var. Ben de yayın yapacağımız için dünden beri detaylı olarak inceledim. Kendimce bir kanaat sahibi oldum. Ama öncelikle yatırımcıların kafalarındaki soru işaretine cevap bulmak açısından konkordatonun iflastan tamamen farklı bir şey olduğunu söylemek lazım. Yani aşırı olumsuz yorumlamamalarını bu anlamda söylemem gerekir. Çünkü çoğu kişi hocam şirket iflas etti diye başlık atmış, değil mi? Yani bu ikisini birbirinden bir kere ayırmak lazım. Evet, evet. Konkordato Türk hukukunun borçlu şirkete tanıdığı bir imkan. Yani yasal bir mekanizma bu. Bir anda bütün alacaklıların, bir kere ortada ödeme güçlüğüne düşmüş bir şirket olduğu açık. Yani bazı vadesi gelen borçlarını ödeyemiyor. Hani bunu bir tespit edip kenara koyalım. Konkordato isteyen şirket demek ki borçlarını vadesinde ödeyecek nakit yapıya sahip değil. Hani varlıkları olabilir, varlıkları borçlarını fazlasıyla karşılıyor olabilir ama likiditesi yok şu anda borçlarını, vadesi gelen borçlarını ödemek için. Bu yüzden de işte çekleri yazılıyor, icra ödeme emirleri çıkıyor, şirkete hacizler başlıyor. Böyle bir durumda böyle bir şirket ki Megap da aynı süreci yaşadı muhtemelen, hacizleri engellemek, üretimin durmasını engellemek için konkordato talebinde bulunuyor mahkemeye. Bu bir zaman kazanma süreci. Eğer bu zaman, konkordatoda kazanılan zaman doğru değerlendirilebilirse bu şirket tekrardan yine sağlıklı bir bünyeye kavuşabilir. Ama bunu bilemeyiz tabii ki. Bu sürecin nasıl yönetileceğine bağlı. Konkordato mekanizması borçluya alacaklılarla anlaşma yapma fırsatı tanıyor. Bir kere mahkeme karar veriyor buna. Şirketin bir ön proje hazırlayıp mahkemeye sunması gerekiyor. Sadece ön proje de değil, mali durumunu gösteren belgeler, alacak listesi, projeyle mal varlığını karşılaştırma tablosu, finansal analiz raporu gibi bir doküman seti hazırlanıp mahkemeye veriliyor. Mahkemede konkordatoyu kabul ediyor. Megap'ta bu yaşanmış. Burada tırnak içinde bütün bunların kap açıklamasına tabi tutulması gerekirdi. Hani bu kadar dosya hazırlandı, bu kadar ödeme emirleri geldi belli ki. Yani kap açıklaması tarafında bir zafiyet olduğu çok açık. Genellikle hani sağlıklı bünyemiz, şöyle şöyle sorunlar oldu ama biz faaliyetlerimizde sağlıkla devam ediyoruz tarzı açıklamalar var. Halbuki arka tarafta bir konkordato hazırlığı varmış. Çünkü bu bir günde olabilecek bir şey değil. 16'sında mahkemeye başvurulmuş. Başvurulduğunda da kap açıklaması yapılması gerekiyordu. Gene bu da yapılmamış. Hocam, 19'unda... burada bir araya girmek istiyorum. Peki burada şirkete ceza kesmesi gerekmez mi SPK'nın? Yani halka açık bir şirketseniz yükümlülüğünüz var, doğru mudur? Tabii tabii. SPK mutlaka bütün bu süreci her boyutuyla değerlendirecektir. Mutlaka şirkette bir denetim süreci başlayacaktır. Mutlaka hangi tarihte bu dosyalar hazırlandı, her şey ortaya çıkıp kamuya aydınlatma tarafında bir zafiyet varsa
Bunun için gerekli yaptırımlar mutlaka uygulanacaktır. Belki daha önceden giden ihtiyati hacizler var, bunlar da kamuya açıklanmamış olabilir. Nitekim piyasa şirkette bir sıkıntı olduğunu JCR Rating şirketinin raporu ile anladı. 8 Ağustos'ta ilk kez biliyorsunuz bu rapor çıktı. 8 Ağustos'ta karşılıksız çekler olduğu ve ödemelerde gecikme olduğunu piyasa kredi derecelendirme şirketinden öğrendi. Halbuki bunların mevzuatta yeri var. Bunların şirket tarafından açıklanıyor olması lazım. Muhtemelen o taraf ihmal edildi. Şimdi hocam şöyle demiş o zaman, hemen oraya girmeden. Bu arada demiş, kuruluşumuzca yapılan rutin izleme faaliyetleri sonucu MEGAP'ın risk raporu, münferit sorgulama kayıtlarına göre gecikme kayıtları ve karşılıksız çek kayıtlarının bildirimi yapıldığı tespit edilmiştir demiş. Ama şirket bunu kamuyla paylaşmamış. Aslında biz bunu değil mi JCR'dan öğreniyoruz? Evet, kesinlikle öyle. JCR bu sabah da şirketin tekrardan notunu düşürdü. Borçlarını ödeyemez derecesine indirdi doğal olarak. Şimdi şirket bu hazırlığı yapıyor. Cuma günü 16'sında mahkemeye müracaat ediyor. Mahkeme çok olağandan hızlı bir şekilde, onu da belirtmeliyim, hemen pazartesi günü Kongortota'ya bütün bu evrakları inceleyerek karar veriyor. Ve bir geçici mühlet veriyor. Bak, ifade budur, geçici mühlet veriyor. Bu hep olan şeydir. Bu ne demek? Ben yasada 3 ay için geçici mühlet verilir ilk Kongortota'ya. Ama Kongortota'nın imkanlarından firma yararlanmaya başlar. Kongortota'nın imkanları nedir? Şimdi o günden itibaren, yani pazartesiden itibaren alacaklılar haciz yoluyla icra takibi yapamıyorlar artık. Başlatılan haciz takipleri de duruyor. Rehnin paraya çevirmesi suretiyle sadece takip yapılabiliyor. Başka yeni ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir uygulanamıyor. Bir komiser tayin ediliyor. Borçlu komiserin nezareti altında işlerine devam edebiliyor. Bu arada da borçlu mahkemenin izni dışında hiçbir kendisi rehin tesis edemiyor, hiçbir alacağı borca kefil olamıyor, kendi taşınmazlarını ve taşınırlarını da satamıyor. Yani bir taraftan alacaklıları koruyor yasa, bir taraftan borçluyu da koruyor hacizler yapılıp üretim durmasın diye. Şimdi bu 3 aylık süre içerisinde bu komiserin nezaretinde faaliyetler devam ediyor. Gerekirse 2 ay daha geçici mühlet veriyor talep üzerine mahkeme. Toplam 5 ay geçici mühlet söz konusu. Bu süre zarfında işlerin bir parça rayına girip girmediği inceleniyor. Ve bu kez kesin mühlet için başvuruluyor. Yasaya göre 1 yıl kesin mühlet verilebilir Kongortota için. Yani Kongortota süreci zamana bağlıdır. Sonsuza kadar devam eden bir süreç değildir. İlk 3 ay geçici mühlet, 2 ay daha uzayabilir. Toplam 5 ay. 1 yıl kesin mühlet verilir. 1-6 ay daha uzayabilir. 1,5-2 yıllık bir süre vardır Kongortota için. Bu sürenin sonunda ya şirket düze çıkar ya iflasa gider. Bu o sürenin çok iyi değerlendirilmesiyle neticelenecek bir konu. Alacaklılarını görüşmeye çağırıyor bu sırada şirket. Bunlarla anlaşmaya çalışıyor. Bilhassa rehinsiz alacaklar için bu söz konusu. Bir ödeme planı, bir yapılandırma teklif ediyor şirket alacaklılarına. Eğer %50'si kabul ederse alacaklıların, bu durumda bütün alacaklıları bağlıyor süreç ve borçlar yapılanıyor. Uzun vadede olabilir bu. Şirketin bir nefes alması ve faaliyetlerine devam etmesi sağlanmaya çalışılıyor. Yani Kongortota özünde böyle bir şey. Şirketin faaliyetlerine devam ederek alacak borçlarını yapılandırarak bir nefes alma süresi sağlayan bir mekanizma bu. Peki hocam, bu arada
içinde kalan yatırımcıya, içinde kalan diyeceğim çünkü şu an içinde kalan yatırımcı bu hisseyi alıp satamıyor. İşlem sırası durduruldu bu tahtanın. Dolayısıyla elinde Megap hissesi olan yatırımcı ne yapacak? Şimdi en çok gelen soru bu. Bundan sonraki süreçte şimdi bizim hisselerimizin değeri sıfır mı oldu? Ben artık bunu alıp satamayacak mıyım? Benim hakkım, hukukum nedir? Gibi birçok soru alıyoruz dolayısıyla. Çünkü bu hani ana pazarda işlem gören bir hisse sonuçta. Dolayısıyla bir de yatırımcı cephesini konuşalım isterseniz. Tabii. Kesinlikle doğru. Herkes için endişe kaynağı dediğiniz gibi ana pazarda işlem geliyor. 275 milyon lira sermayesi var. Az değil ve halka açıklık oranı çok yüksek. %76'sı halka açık. Yani şirketin sahibi neredeyse imtiyazlı hisselerle sadece şirketi yönetiyor. Çünkü geri kalan serbest hisselerini de Kanadalı bir fona teminat olarak vermiş. Kredi kullanmak için muhtemelen Türk bankalarından artık kredi temin edebilme kapasitesinin sonuna gelmiş ki hakim ortak fasih hisselerini teminata verip oradan kredi temin edip onu yalnız şirketin içine koymak üzere bir faaliyete girişmiş. Yani imtiyazlı hisselerle aslında şirket yönetiliyor. Piyasa değeri de 1.2 milyar TL civarında, büyük sayılabilir. Şimdi bu sabah Borsa İstanbul biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Geçici olarak işlem sırasını durdurdu. Hı hı. Şimdi mevzuatımız bu gibi durumları öngörmüş. Yani şirketin başına bu tür şeyler gelirse ne yapılacağı belli. Zaten ilk yapılması gereken bu geçici durdurmaydı. Çünkü çeşitli borsa içinde alınması gereken icra kurulu kararları, yönetim kurulu kararları var. Bunların alınması için önce bir geçici durdurma veriliyor. Tabii ki şirkete ihtar uyarı veriliyor. Bir sonraki adımda da muhtemelen bu imzaların yönetim kurulunun toplanması ve imzaları tamamlaması ile bugün olabilir, yarın olabilir. Kısa bir süre içerisinde bu hisse senedi yakın izleme pazarına alınacaktır. Yakın izleme pazarında işlem görmeye devam etmesini beklerim. Tabii yani normali budur ama mutlaka Borsa İstanbul ve SPK şu anda hemen şirkete gidip bir denetim süreci de başlatıp resmi de görmek isteyeceklerdir. Yani çok farklı bir şey tespit etmezlerse usulen yapılması gereken yakın izleme pazarında yani eski adıyla gözaltı pazarında işlem görmeye devam etmesi beklenir. Peki hocam yakın tarihte bu arada yakın tarih dediğimde hani dün değil tabii ki en son 2018 yılında da sizinle de konuşmuştuk. Eminiz ambalajda da aslında benzer bir süreç yaşanmıştı. Ama dediniz ya burada iki tane olasılık var. Şirketin bu süreci iyi yönetip bundan güçlenerek çıkması ya da iflas etmesi. Zaten iki olasılık bu. Mesela 2018 yılında Eminiş Ambalaj bundan güçlenerek çıkıp hakikaten bu arada çok iyi de bir performans göstermişti. Dolayısıyla bu iki %50 olasılık da ucu çok açık bir konu. Yatırımcı için de bundan sonrası biraz risk. O yüzden burada biraz da şirket yönetimine de iş düşüyor diyebilir miyiz? Çünkü yani tabii ki umarız sonu Eminiş gibi olur. Bu süreçten rahatlıkla çıkabilir. Birinci kısım bu. Bir de konuşmamız gereken ikinci konu. Bu diğer şirketlere de sirayet edebilir mi? Bir sıkılaşma sürecindeyiz. Yani kısa vadeli borç bulmak şirketler için büyük mesele. Dün bana çok soru geldi. O zaman yan tahtalarda biz artık bundan sonraki süreçte faiz indirimleri gelmezse daha çok konkordato ilanları göreceğiz mi diye. Şimdi iki konu var. Bunu da değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Tabii kesinlikle. Bu sıkılaşma sürecinin faizlerin %50'ye çıkmasının mutlaka şirketler üzerinde bir yansıması olacaktı. Beklenen şeylerden bir tanesi de zincirleme ödeme problemleri. Muhtemelen bu şirkette de böyle bir şey yaşandı diye tahmin ediyorum. Bir taraftan tabii ki bankalardan kullanılan krediler var. Bunların faizlerinin ödenmesi. Bir taraftan da ben şirketin 31 Mart tarihli açıkladığı finansallara baktığımda şunu gördüm. Aktif büyüklüğü 4.3 milyar TL. Bunun 2.3 milyar TL'si
alacaklardan oluşuyor. Yani şirket üretiyor. Neredeyse cirosu kadar, cirosunun biraz altında. Yani neredeyse tüm satışlarını vadeli olarak yapıyor. Çünkü şirket tekstil sektöründe işlem görüyor ağırlıklı olarak. Adı Mega Polietilen Köpük. Başlangıçta bu köpük niş bir alanda faaliyet göstermiş ama 2020'den sonra tekstil gibi oldukça zorlu bir alanda büyük bir yatırım yapmış Adıyaman Besni'de ve artık cirosunun önemli bir kısmı bildiğimiz klasik tekstil faaliyetine dönüşmüş. Biliyorsunuz bu parasal sıkılaşma yüksek faiz dönemlerinde ilk olumsuz etkilenen sektörler bizde tekstil oluyor. Burada da öyle bir şey olmuş muhtemelen. Ya 2.3 milyar alacak son derece de yüksek. Şöyle düşünün, stokları yaklaşık 600 milyon. Bütün yatırım yaklaşık 900 milyon. Yani maddi duran varlıkları. Buna karşın alacaklarının bunun kat kat üstünde olduğunu görüyoruz. Belli ki alacaklarını tahsil etmekte bir sorun yaşadı. Yani zincirleme bir reaksiyon yaşamış olabilir. Şirketin böyle bir kap açıklaması da var bu arada. Yani JCR notundan sonra 8 Ağustos'ta böyle bir kap açıklaması yapmış. Bu doğrudur. Dolayısıyla sorunuza gelirsem bunu biz başka sektörlerde de görebiliriz. Satışlarını büyük ölçüde vadeli olarak yapan şirketlere çok çok dikkat etmek gerekir böyle bir durumda. Yani alacaklar çok büyük bir saatli bomba gibi gözüküyor. Başka şirketler olur mu? Açıkçası şu anda Türkiye ekonomisi bu yüksek faiz ve parasal sıkılaşma sürecinin etkilerini yeni görmeye başladı. Evet. 2024'ün kalanı ve hatta 2025'in ilk çeyreği de oldukça zorlu geçecek reel sektör açısından. Bir taraftan iç talep daraltılmaya çalışılıyor. Bir taraftan dış talep aşırı kuvvetli değil. Bir taraftan ihracat, gerçi bu şirketin Megap'ın satışlarının sadece %3'ü ihracat. Hani kur nedeniyle kur düşük diye bu hale gelmiş değil. İç pazara satan bir şirketmiş faaliyet raporundan okuduğuma göre. Ama diğer şirketler açısından bakarsak düşük kur seviyesi de ihracatı zorlaştırıyor. Velhasıl evet, çok 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 dikkatli olunması gereken bir zaman. Bir de bu hızlı büyüyen şirketlere çok dikkat etmek lazım. Ben Megap'ın özelinde şöyle bir husus gördüm. Şirket kendi halinde bir şirket 2012 yılında 13 milyon lira sermayesi var. 2020'ye kadar bu böyle bir sermayeyle gidiyor. Fakat 2020'de yani tam pandeminin içinde, yani muhtemelen pandeminin de etkileri var geldiğimiz bu sonuçta. %100 bedelli sermaye arttırımı yapıyor, 26 milyona çıkıyor. Biraz da bedelsiz yapıyor, 38 milyona çıkıyor 2020'de. Ve Adıyaman Besni'de tekstil yatırımına girişiyor tam pandemide. Sonra zaten büyüme, bedelli sermaye arttırımları, tahsisli sermaye arttırımları birbirini izliyor. Yani 7 sene 13 milyonda duran, kendi yağıyla duran, dönen şirket yatırımlara girişince tam pandeminin göbeğinde önce 38 milyona çıkıyor sermayesi. 2021'de tahsisli yapıyor 11 milyon, 49 milyona çıkıyor sermayesi. Sonra iç kaynaklardan bir arttırım yapıyor, 125 milyona çıkıyor. Sonra bu 2022'de oluyor iç kaynaklardan olan. 2023'te %100 bedelli yapıyor, 250 milyona çıkıyor. Şimdi bedelsizle sermaye büyüdü, 125'e çıktı. %100 bedelli yapıyor, 125 milyon içeriye para giriyor, 250 milyona çıkıyor. Mart 2024'te de tekrar tahsisli yapıyor. Yani şirketin bir kaynak ihtiyacı var. Yani bu da çok kendini gösteriyor. Çünkü büyümesini yönetmeye çalışıyor. Sürekli bedelli, bedelsiz, tahsisli, bedelli, bedelsiz, tahsisli. Yani bir büyümeyi tam olarak hazmedememek ve zorlu piyasa koşullarında da çalışmak, faaliyet alanı hepsi bir araya geldiğinde böyle bir sonuç ortaya çıkarıyor. Son bir şey söyleyeyim bu noktada, belki başka bir sorunuz daha vardır. Kap açıklamalarına bakarken şunu gördüm. Şirket 30 Nisan'da
Sermaye Piyasası Kurulu'na 450 milyon TL borçlanma aracı ihracı için başvurmuş. Ve henüz bu başvuru sonuçlanmamış, Allah'tan sonuçlanmamış. Eğer bu da sonuçlansaydı şirket piyasadan, kurumsal yatırımcıdan, fonlardan, nitelikli yatırımcıdan 450 milyon TL'ye kadar tahvil ya da bono yoluyla borçlanmış olacaktı. Şimdi onları da ödeyemez durumda olacaktı. Bu sermaye piyasalarına yeni bir ödenmemiş borçlanma senedi olarak bir fatura daha çıkaracaktı. Allah'tan o da gerçekleşmemiş. Şunu görüyoruz, Türk bankacılık sisteminden kredi kullanmasının artık sınırına gelmiş, başka kaynak arayışlarına girmiş, sermaye piyasasından tahvil çıkartayım, borçlanayım diye düşünmüş, gitmiş yurt dışı bankalardan borçlanmaya çalışmış, yani döndürmeye çalışmış, döndürememiş. Peki hocam, biliyorum toplantınız var, vaktiniz varsa çok kısa da olsa bu arada Koza grubu için de yorum almak isterim sizlerden. Uzun bir süredir yani 15 Temmuz'dan sonra bu şirketler TMSF'ye devrolmuştu malum. Şimdi hazineye ait olan paylar dün resmi gazetede yayımlandı. Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı. Bu sabah da kapa bilgi geldi. Dolayısıyla bu şirketler sürekli işleme devam edecek diye. Şu an bakıyorum İpek Enerji tavan, Koza Altın %7 yukarıda, Koza Maden %6 yukarıda. Bu hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi ne anlam ifade ediyor diye yatırımcıları soruyor. Şimdi yine mevzuatsal kısmını konuşalım. Yani aslında bakarsanız bu hisseler hazinedeydi. Yani o sahibi devletti, varlık fonuna geçti, yine sahibi devlet. Hani soru şu hocam aslında, yani artık satılabilir mi bu hisseler? Sahiplik sorunun çözülmesi için atılan bir adım mı diye aslında piyasa merak ediyor. Tabii, ben tabii de o açıdan sorayım. Evet evet, ben de tam aynı oraya gelecektim zaten. Aslında hazinedeyken de satılabilirdi, o da ayrı bir konu ama evet, Türkiye Varlık Fonu'na geldiğinde satış süreçleri daha kolay olabilir. Zaten bu yatırımcıların, piyasanın beklediği bir şeydi. Hani hazineden hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na geçmesi ve Türkiye Varlık Fonu'ndayken bu sahiplik sorununa satışla bir çözüm bulunabilmesi bekleniyordu. Beklentilerden biriydi. O gerçekleşmiş oldu. Bence de daha ileri bir adım olduğunu söyleyebilirim. Bütün olduğu gibi şirketler tüm iştirakleriyle Türkiye Varlık Fonu'na geçtiler. Umarım arka tarafta satışa dönük çalışmalar da olumlu gider. Bir an önce bu sahiplik sorunu çözülürse hisselerin önü daha fazla açılmış olur. Yatırımcının da beklentisi bu yolda. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ağzınıza sağlık. Doktor Berra Doğaner hocamızı ağırladık efendim. Kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet efendim, ilk seansa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii Borsa İstanbul'da da şu an 10.000'in üzerinde işlemler devam ediyor. Stratejist İsmail Aslan Özyer şimdi bizlerle. İsmail merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Herkese iyi seanslar. Çok teşekkürler. Seninle de bir bağlantı sorunu yaşadık. Senin de çok soranlar oldu ama maalesef İsveç'tesin. Bir türlü görüntülü bağlantı kuramadık. Ama telefondan bu arada yine grafikleri senden dinleyeceğiz. Tekrardan herkese bu arada, daha doğrusu sana da teşekkür ediyorum bayağı uğraştığın için. Gel istersen hemen Borsa İstanbul'la başlayalım. Şimdi 10.000'in üzerinde kapattık dün. Bugün 10.100 seviyesinin üzeri görüldü. %0,30'luk bir yükseliş var. Rahatlama geldi diyebilir miyiz endeks için, yoksa kritik seviyen var mı? Alalım hemen Borsa İstanbul grafiğimizi ve burada önemli teknik seviyeleri konuşalım. Şimdi biz düz uzun grafiği açtık şu anda. Borsa İstanbul tarafında özellikle 9.750 seviyesi, o seviyeler önemliydi. O seviye
kadar geldik ve çok iki tane sarı arasındaki sıkışma çok önemliydi. 9708 puanın altı çok uzun yıllardır görmediğimiz, o bölgeyi kırmadığımız bir seviye. Dolayısıyla o bölge kırılmış olsaydı ekstra bir satış daha buraya gelebilirdi. Fakat 9700'den dün özellikle, yani burayı kırmıyoruz ve herkes sattı. Sonrasında da artık satışlar durunca, dikkat ederseniz dünkü seansta kademeli kademeli böyle zaman geçtikçe satıcı olmayınca piyasa yukarı doğru gitmek istedi ve 10.000'in üstüne attık. Bugün de aslında bir aşağı açılış, ondan sonra tekrar yukarı doğru döndük. Dolayısıyla şu anda 10.072 puanı önemsemek gerekiyor. Kaçış boşluğumuz var biliyorsunuz, 10.417 puan civarında. O kaçış boşluğu dolduktan sonra daha emniyetli hareket edebiliriz. Sadece tepki verdiğimizi söyleyebiliriz. 10.417 benim için önemli bir seviye olacak. Peki, bu arada bir grafiğimiz daha var. Onu da alalım ekranlara. Bu arada hala daha bizi bekleyen aşağıdaki riskler neler? Eğer yukarıda bu gap'i kapatıp yukarı doğru gidemezsek. Şimdi o riskler aslında 9700 puan. Geçen hafta da sizinle konuşmuştuk. 9500 ve 9100 arasında, yani faizde bekleyen yatırımcıları bile cezbedecek bir nokta demiştik. O noktaya henüz daha ulaşmadık. Dolayısıyla 9708'in kırılımı burada ön planda olacak. İlk etapta bu seviyenin kırılıp kırılmadığına bakmak lazım. Eğer kırılırsa gerçekten iyi bir fırsat oluşacak. Bir düşüş daha alınabilir. Orası da 9100 ve 9500 arası. O bölgeden çok sert bir şekilde dönüş beklerim. Fakat şu anda 10.000'in üstündeyiz. Yani bu en kötü senaryoydu. İyi senaryoda 10.417 puanı kapatmak, fakat yukarı aşağı hareketler burada olması gerekir. Yani döndük gidiyoruz dememek lazım. Dolayısıyla ilk önce 10.417'yi kapatmak gerekiyor. Sonrasında 10.100 ile 10.400 arasında mini bir konsolidasyon görebiliriz. Sonrasında da 10.400'lerin kalıcı geçilimiyle birlikte, özellikle turuncu çizgimiz 10.429'a kadar sarkmış durumda biliyorsunuz. Turuncu çizginin üstündeki rakamları önemsiyorum ben. Dolayısıyla 10.429'dan geçiyor şu an seviye, ama önümüzdeki günlerde turuncu turkuazın altına gelecek. Turuncu turkuazın altına geldikten sonra da piyasa daha da güçlenmeye başlayacak diyebiliriz. Henüz daha erken, yani dip çalışması burada devam ediyor. Bu dibi de yeni bir dip oluşturmadığımız sürece önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde yukarı senaryoyu tekrar konuşmaya başlayabiliriz, yeni dip yapılmazsa. Peki, bu arada Viyop'taki kritik seviyen neresi? Şu an Viyop tarafında 11.119 puandayız ve Viyop benim için hep öncü gösterge dediğin için özellikle Viyop'taki kritik seviyeleri de sormak istiyorum sana. Özellikle Viyop oyuncuları, şimdi vadenin de son 10 gününe girmiş durumdayız, hı hı. Ağustos vade. 11.070 puan. Eğer Viyop'ta 11.070'in altında iki tane 15 dakikalık kapanış alırsak biz, eğer yarım saatlik, burada biraz negatif tarafa doğru geçiş sağlanabilir. Bunun için 11.070 nokta rakam. Üstünde geçirilen her zaman dilimi yukarıda 11.240 ve 11.370 puana kadar bir yükselişi getirebilir. Yukarıda iki bant var. Aşağıda da 11.070 pivot olarak kabul edelim. Artık 11.070'in altına gelmek olumsuz sonuçları tekrar masaya getirebilir. 11.070'in üstünde bence kalınırsa yukarıda 11.250'lere doğru bir atak görebiliriz bugün. Peki, diğer taraftan şimdi Jackson Hole toplantısına odaklanacağız bu hafta. O nedenle şimdi kıymetli metallerdeki durumu da merak ediyorum. Yani ons altın tarihi zirvede, gümüş biraz gaza bastı. 2500 dolardan yine başladık bugüne. Ons altındaki yükselişin devamını bekliyor musun İsmail? Şimdi ons altında uzun bir grafik hazırladım ben. Burada aylık grafikte baktığımız zaman zaten 2075, bizim sizinle 6 ay boyunca bu rakamı konuşmuştuk. 2075 üstünde başlayan trendin ilk durak noktası 2317 idi. O bölgede yukarı yapılan iğneler ve iğnelerin dolması önemli bir çalışma. O iğnelerin üstünde yer aldığımızı görüyoruz. Ons altında 2710'larda artık durmak ve
o bölgenin tepe olup olmadığını konuşmak gerekiyor bence. 2380, 2350, 2337, 2310 o kadar çok desteğimiz var ki 2300-2400 bölgesinde. Yani 2300'ler aşağı geçilmediği sürece ben yukarıda 2710 bölgesine doğru ons altında yükselişin sürebileceğini fakat ons altını özellikle şöyle bir şey eklemek istiyorum sevgili Perihan. 2520 seviyesi geçildikten sonra eğer geçilirse gümüş tarafı 2520'nin üstünde gümüş tarafının daha baskın olması ve gümüş tarafında daha sert bir yükselişin başlamasını altın gümüş rasyosunda ben hesap ettim. Dolayısıyla 2520'nin üstünde ons altın finali yaparken bundan sonra gümüş bir adım daha önde olacaktır yükselişlerde diyelim. Altın için ana final noktası 2710 olarak söyleyebiliriz önümüzdeki dönemde. O durumda gümüşte nereyi hedeflersin? 29,5 dolardayız çünkü şu an. Gümüş tarafında takıldığımız bir bölge var. O bölgenin geçişi benim için çok önemli. Ama dediğim gibi ons altın bugüne kadar daha iyi performans gösterdi. Gümüş tarafında da grafikte görüldüğü gibi 30.72'nin üstünde bir kapanış alamıyoruz. 30 dolar 72 sent civarında bizim bu bölgeyi geçip ilk önce 35 ve 35'ten sonra yükselişin hızlanacağını söyleyebiliriz. Bant aralığı artacak ve 41-45 aralığına kadar gümüşte de bir yükseliş görebiliriz. Altta savunmamız gereken, mutlak savunmamız gereken gümüşteki en önemli noktada 26 dolar civarından geçiyor. O bölgeyi kırmadık. Hatta son bir kez daha test etmekte olumludur. O bölgeden yeni alıcılarla birlikte özellikle 30 dolar, 31 dolar diyelim, 30.72, 31 doların üstüne geçişle birlikte 35'in kırılımı çok önemli olacak. Önümüzdeki dönemde gümüş tarafında keza orada 41 dolar, 45 dolar aralığına kadar oldukça sert bir yükselişe başlayabiliriz. Burada kırmamız gereken nokta 31 dolar olacak gümüş tarafında. Peki son bir kısa aslında Bitcoin yorumu da almak istiyorum İsmail senden. Bu sabah sonunda Bitcoin'i 60 bin doların üzerinde bir kez daha yakalayabildik. Genelde her sabah 58 bin dolarda buluyorum kendisini. %3'lük yükseliş var. Fiyatlama hatta bu sabah yine 61 bin dolarların üzerine gördü. Peki ne zaman kalıcı hale gelecek yükseliş? Şu an gerçekten bir zikzak hareketi var. Evet, Bitcoin grafiğinde de özellikle turuncunun turkuazın altına geçtiğini görüyoruz. İşte endekste de bu hareketi bekliyoruz. 57.800'den geçiyor tam olarak turuncu çizgi. Yani artık Bitcoin tarafında bir dönemsel dip olmuştur anlamı taşıyor turuncunun turkuazın altına gelmesi. Bu ne zaman bozulur? 57.800'ün altına geçersek eğer yeni bir düşüş bandı açarız. O yüzden dün özellikle öğleden sonra test ettiğimiz bir bölgeydi 57.880 civarı. O bölgeden gelen alışlarla birlikte ben dün akşam hazırladığım grafiği şu anda yeni güne 61.000'den uyandık. Dolayısıyla yukarıda özellikle 65.000'den geçen kırmızı çizgi ilk direnç olacak. Sonrasında da 69.193 bölgesinden geçen o kuvvetli direnç bölgesinin üstünü test edip etmeyeceğini gözlemleyeceğiz. 57.800 kırılmadığı sürece yukarıda ilk hedef 65.000 sonra da 69.000 olarak söyleyebiliriz Bitcoin tarafında. İsmail çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık verdiğin değerli bilgiler için İsmail Aslan Özyer'i ağırladık efendim. Evet doçent doktor Derya Ekim hocamız bizlerle. Derya hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Perihan Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Bugün 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. Tabii konsensüs olarak yine bir faiz değişikliği beklemiyor ama siz metinde bir değişiklik bekliyor musunuz? Çünkü piyasada reel sektör tartışmaları aldı başını yürüyor. Hatta birazdan konuşuruz. Bugün ana pazarda işlem gören bir şirket dahi konkordato maalesef ilan etti. Dolayısıyla bu bir artık gösterge mi? İşsizlik rakamları artıyor. Sanayi üretim rakamlarına bakıyoruz. Yıllıkta %4'lük düşüş var. Yani makro veriler artık bozulma eğilimi göstermeye başladı. Peki Merkez Bankası bugün metinde bunlara yer verecek mi sizce? Ben açıkçası çok metinde çok değişiklik beklemiyorum.
Çünkü zaten daha yeni enflasyon raporunda bize gerekli olan bütün yönlendirmeleri yaptı Merkez Bankası ve dedi ki yani ben böyle devam edeceğim, bu sıkılaşma süreci devam edecek ama ben şunu yapmasını bekliyorum Perihan Hanım. Bence yavaş yavaş artık Merkez Bankası bizi veri bağımlısı olduğuna alıştıracak. Çünkü öncelikle burada bir faiz indirimine başlarsa bu faiz indiriminin arkasından arka arkaya faiz indirimi beklenmemesi açısından yani bir gevşemeye yol açmaması açısından bizi yavaş yavaş ben veri bağımlısıyım, veriye bakacağım gibi bir takım ilave şeyler veriye bakıyoruz gibi ilave şeyler geliyor olabilir. Tabii artık yavaş yavaş görmeye başladığımız bir dönemdeyiz aslında. Sıkı para politikasının etkilerini. Ne yazık ki sıkı para politikasının etkileri bize tüm dünyada olduğu gibi bizde de geç geliyor. Ama bizde biraz daha da geç geldi. Çünkü biz o kadar karmaşıklaştırmıştık ki para politikasının aktarım mekanizmalarını. Önce bu aktarım mekanizmalarını bir yeniden tesis etmemiz gerekti. Ondan sonra yavaş yavaş piyasaya yansıdığını gördük ve artık biz bunu sıkı para politikasını hissediyoruz piyasada tam olarak. Dolayısıyla bundan sonra da daha fazla hissedeceğiz. İşte bu noktadan sonra bence asıl para politikasının nasıl şekilleneceği, gerçekten bir siyasi baskı olup olmayacağı bu noktadan sonra önemli olacak. Ama bugün özeline bakarsak açıkçası bugün çok enteresan bir şey ben beklemiyorum. Metinin de çok değişmesini beklemiyorum. Çünkü bunlar için biraz daha zamanımız var. Ama bence yavaş yavaş Merkez Bankası bizi, hani biz şey yapsak da bir faiz indirimi yapsak da bunun bir sıkılaşmadan vazgeçiş olmadığına dair bizi yavaş yavaş ısındıracağını düşünüyorum ben önümüzdeki süreçte. Peki dönelim reel sektör tarafına. Siz ne zaman faiz indirimi bekliyorsunuz mesela? Önce onu sormak istiyorum. Evet, ben şöyle söyleyeyim. Kasım'dan sonra bekliyorum. Ama Kasım'dan sonra da bir faiz indirimi olacağını düşünüyorum. Çünkü eğer sizin enflasyon bekleyişiniz değişmiyorsa, %14 tutuyorsanız enflasyon bekleyişinizi, şu anki içinde bulunduğumuz faiz oranı, %50 faiz oranı yıl sonuna doğru çok yüksek bir reel faize denk gelecektir. Yani yavaş yavaş enflasyon düşmeye başladıkça bence bekleyişlerde de bir miktar aşağı doğru iniş başlayacak. Çünkü biz geriye bakıyoruz. Yani içinde bulunduğumuz enflasyona bakıyoruz. Enflasyon bekleyişimizi oluştururken hane halkları. Dolayısıyla burada da bir geriye doğru geliş olacağını bekliyorum. Ve ben artık Ekim ayı enflasyonda gerçekten enflasyon patikasına oturmuşsa, yani o %1,5'lar seviyesine inmişse, %2'nin altında görüyorsak biz enflasyon patikasını, ondan sonra yavaş yavaş bir faiz indiriminin, o son arttırılan 5 puan faiz indiriminin 2,5-2,5 geriye alınabileceğini ya da Aralık ayında bir seferde geriye alınabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bundan sonra da ben Merkez Bankası'nın şöyle bir yaklaşımda olacağını düşünüyorum. Yani ben yavaş yavaş bakacağım, veriye göre karar vereceğim. Çünkü Ocak ayında yeniden zamlar gelecek biliyorsunuz. Yönlendirilen fiyatlar gelecek. Asgari ücret zammı olacak. Birçok ücret yeniden ayarlanacak. Dolayısıyla Ocak ayında yine yukarı doğru bir hareket bekleyeceğiz enflasyonda. Haliyle o noktada onları izleyerek yavaş yavaş böyle yavaş bir tempoyla sıkılığını kaybetmeden ama bir miktarda enflasyon beklentisine uyumlu ayarlayacağını düşünüyorum faiz oranını. Peki bu durumda reel sektör nasıl ayakta kalacak? Aslında sorma nedenim buydu faiz indiriminin ne zaman olacağını. Özellikle KOBİ'ler, büyük şirketlerin bile finansallarına bakıyoruz, halka açık şirketlerin başta Koç Holding olmak üzere ciddi bozulmalar var. Enflasyon muhasebesi sonrası net görebiliyoruz çünkü bunu. Büyük şirketlerde bu bozulma varken KOBİ'ler ne yapacak bundan sonraki süreçte? Yani 2025 yılına kadar çok iflas görür müyüz? Başladı artık yavaş yavaş. Yani ne yazık ki bir para politikasının, yani bu sıkılaştırıcı para politikasının en sıkıntılı dönemlerini görmeye başladık. Yani bundan sonra ben bu konkordatoların daha fazla görüleceğini düşünüyorum. Şimdi konkordato ve bu iflasları gördükçe bunlar bilanço etkisiyle yayılacak. Ve bu bilanço etkisiyle yayılmaya başladıkça birçok şirketin böyle bu kar topu etkisi şeklinde birçok şirketin böyle bir sıkıntı yaşadığını görmeye başlayabiliriz. Şöyle düşünün, reel sektörden gelen bir takım bilgilere göre burada devir hızlarında bir düşme var. Devir hızlarında düşme olunca haliyle alacaklarını tahsil edemeyen firmalar işletme sermayesi ihtiyacına düşecekler ama kredi yok. Yani kredilerde de bir kısıt var. Sadece maliyetli değil kredi. Kredi yok aynı zamanda.
Dolayısıyla bu süreç içerisinde bu büyüyerek devam edecek diye düşünüyorum ben. İşte bu noktadan sonra biz asıl Eylül ayından sonra biraz daha sıkıntılı süreçler görebiliriz. Bu noktada biraz daha sıkıntılı süreçler görebiliriz. Ve ondan sonra artık siyasi otorite nasıl davranacak? İşte burada bu belirleyici olacak. Maalesef bu dezenflasyon programının en sıkıntılı taraflarından biri. Ancak maalesef bu karşımızda başladık bile bunu görmeye ve bu artarak devam edecek. Peki bunun işsizlik üzerindeki etkisini nasıl okuyacağız? Hafif bir yükseliş başladı mesela şu an işsizlikte. Şirketler konkordato ilan ederse, iflas ederse dolayısıyla hani ilk kıyım maalesef çalışanlarda olacak, ücretli kesimde olacak. Biz işsizlikte artış görecek miyiz 2025 yılına kadar peki? Muhtemelen göreceğiz. Yani o noktada ya zaten bir Haziran ayı elimizdeki yeni veri ama orada bile bir yükseliş görmeye başladık. %9.2'ye çıktı. Bence iki haneli rakamları görebiliriz işsizlikte. Ve ne yazık ki bunun ayak sesleri yavaş yavaş geliyor. Yıl sonunda belki işsizliği %10 civarında bitirebiliriz. Böyle konkordatolar ve bu iflas süreçleri devam ederse. Peki gelelim kur tarafına. Peki yani kurun seviyesinden de mutsuz şirketler. Şu an bu bir tartışma konusu. Size de sormak istiyorum. Yani bir hesaplama yaptınız mı? Şu an dolar Türk lirasının nerede olması gerekiyor ki hem enflasyon yaratmasın hem şirketler mutlu olsun. Çünkü bir tarafı yaparken öbür taraf bozuluyor. Hani bugün yarın 50'ye çıkartabilirsiniz dolar Türk lirasını alımla. Sorun değil. Sorun ne olur? Enflasyon yaratır. Yine olan hane halkına olur. Şirketleri mutlu ederken hane halkı eziliyor. Hane halkı mutlu olunca da şirketler eziliyor. Denge nerede oluşur peki? Evet. Şöyle aslında nereden baktığınıza bağlı bu fair value bu. Gerçek olan değeri bulmak çok zor kurda. Yani başlangıç noktasını neresi alırsanız enflasyonla götürürseniz aslında şu anda TL'nin aşırı değerli olmadığını görürsünüz 2019'a göre bakarsanız. Veya 2021 şeye bakarsanız bu faiz indirimleri başlamadan sürece daha bizim için daha steady bir durum olarak o noktalara bakarsanız. Ama ben şunu da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Şu anda gerçekten yılbaşından bakarsak veya geçen yıldan bakarsak ciddi bir reel değerlenme var. Bunu da göz ardı etmeyelim. Şimdi bir taraftan biz ihracatın azalmadığını da görüyoruz. Ama bu bugün böyle. Hala devam etmeye çalışıyorlar ve bu sadece şöyle bakmayalım biz buna işte ihracatçı böyle istiyor veya işte iç piyasadaki böyle istiyor. Bundan ziyade daha büyük resme odaklanmak lazım. Yani biz bu kurduğumuz ihracat pazarlarını yeniden kurabilir miyiz tekrar kaybettikten sonra? Bunlara dikkat almak lazım ve dolayısıyla ben çok fazla artık kurda bir sıçramaya tabii ki izin vermeyelim. Bunun enflasyon etkisi oluyor. Ama kurda ufak ufak yükselmelerin çok da ciddi bir enflasyonist etkiye bu saatten sonra yol açmayacağını düşünüyorum. Hani artık da dikkat ederseniz Ağustos başından beri şeyden de kaynaklanan yani yurt dışından kaynaklanan bir dalgalanmayla birlikte Ağustos başından beri kur bir miktar hareketlendi. Yani ben bu şekilde ufak ufak bir miktar gidebileceğini düşünüyorum. Bence artık yavaş yavaş bu sürece doğru geçiyoruz. Çünkü o kurdan geçiş etkisinin, o baskın olduğu durumu bir miktar atlattık. Bundan sonra enflasyonun yine altında olabilir ama bu kadar stabil bir kur bu sefer hem carry trade açısından sıkıntılar da yaratıyor hem aynı zamanda yurt dışından borçlanmayı çok maliyetsiz hale getiriyor ve bu taraftan da yabancı para kredileri durdurmak için onlara işte bir takım kısıtlar getirmeye çalışıyoruz ama hala yurt dışından kredilerin yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bunu bir tarafa tutmaya çalışırken öbür tarafları ne yazık ki bozmak durumunda kalabiliyoruz. O yüzden orada biraz daha dikkat etmek lazım. Sanıyorum para politikasının sanat da burada başlıyor. Bir de tabii hane halkının tasarruf tarafı var. Biraz dövize talebin arttığını görüyorum rakamlardan. Bu haftaki evet. Yani geçen haftanın rakamını almadık ama 2 milyar dolar artış yaşandığını görüyoruz. O zaman hane halkı nereye gideceğini bilemediği için KKM'den çıkan paranın bir kısmı dövize dönüyor. Yani kur geride kaldığı için dövize dönüyor diyebilir miyiz? Bence KKM'den çıkan bir kısım dövize dönüyor ama bunu hemen buna yorumlamamak lazım. Çünkü zaten bunlar artık herhalde KKM'nin TL tasarruf sahibi olan kısmı hemen hemen bitti. Bunlar dövizden geçen kısımdır. Yani zaten bunlar döviz tutan kısım
yavaş yavaş artık dönüyor. Ve dolayısıyla bunların tekrar dövize geçmesi bence olabilir. Bu olabilir bir süreçti. Bunu bekliyordu da Merkez Bankası. Ben böyle düşünüyorum. Yani bunu beklediğini de düşünüyorum. Bunu karşılayabilecek zaten rezervi de oluşmuş durumda. Bu bir miktar daha böyle geçiş görebiliriz. Ancak ben bu süreçte TL tasarruf sahibinin TL'deki bu reel getiri avantajından zaten yeterince yararlandığını, bu saatten sonra dönemlerinde döviz dönüşümünden döndüğünü ve bu yüzden böyle bir eğilim olduğunu düşünüyorum. Peki bundan sonraki süreç için yani yurt dışının içeriye yansımasından bahsedelim. Bu hafta Jackson Hole var. Cuma günü Powell konuşacak. Evet. Peki yurt dışı konjonktür şu an bizim içeriye yeniden yatırımcı çekebilmemiz için, çünkü gelen az ve bir kısmı gitti, müsait olacak mı? Artık Eylül'de çünkü bir faiz indirimi bekleniyor. Bunun bize yansıması nasıl olacak peki hocam? Yani tabii yurt dışı koşulların iyi olması bizim açımızdan, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından iyi. Ancak tabii ki burada Türkiye'nin yapması gereken, eğer sıcak para anlamında söylüyorsak, sıcak para anlamında zaten Türkiye'nin bu anlamda iyi bir destinasyon olduğu son uzun süredir yazılıp çiziliyor. Bir sürü de carry trade girdi. Şimdi biz bu noktadan sonra eğer tahvil piyasasına da girişler fena değil ve ben bunların devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü önümüzde bizim de bir faiz indirimi sürecimiz konuşulmaya başladı. Bu süreçten önce pozisyonlanmak isteyenler de olabilecektir. Ancak tabii hisse tarafı biraz daha sıkıntılı geçiyor. Çünkü orada biliyorsunuz ki Türkiye'nin kendisi dezenflasyon süreci nedeniyle bu yaşanan konkordatalar, yüksek faizin etkilemesi, enflasyon muhasebesinin etkilemesi nedeniyle ne yazık ki hisse senedi tarafında yeterince bir hikayemiz olmadığı için bu tarafa doğru bir girişin olmadığını görüyoruz. Ancak ben bundan sonraki süreçte, hani bu likiditenin de bollaştığı süreçte bir miktar daha Türkiye'nin cazip olabileceğini, yine tahvil açısından cazip olabileceğini düşünüyorum. Hisse senedi açısından çok açıkçası olumlu diyemeyeceğim ama tahvil piyasası açısından, hele de faiz indirimleri süreçleri başlayacağı bir dönemde bence Türkiye daha istediği yatırımı çekebilir. Ha bu tabii ki sadece portföy yakınları. Diğer yabancı yatırımlara baktığımızda, yani doğrudan yabancı yatırımlara baktığımızda ise onun pratikleri çok farklı. Dolayısıyla burada onun pratikleri Türkiye açısından yeterince oluştu mu? Onun altyapısı yeterince oluştu mu? Ne yazık ki oluştuğunu söyleyemeyeceğim. Onun çok farklı beklentileri var yabancı yatırımcının. Biz daha ne yazık ki bu konunun çok uzağındayız. Peki dönelim şimdi bir de enflasyon tarafına. Aylık enflasyon trendinde siz bundan sonraki süreçte sonbahar aylarında bir bozulma bekliyor musunuz hocam? Yani şu an Merkez Bankası'nın toplantıda bize sunmuş olduğu üst sınırla piyasa beklentisi yıl sonunda örtüşecek mi? Bu önemli bir kriter olacak çünkü Merkez Bankası örtüşürse bir güven kazanmış olacak. Ben aslında bu iki ay, Ağustos ve Eylül ayında biraz enflasyonun daha yüksek çıkacağını, ancak ondan sonra enflasyon görünümünde ciddi bir iyileşme olacağını bekliyorum. Çünkü Ağustos ayında biliyorsunuz bu doğalgaz zammı var. Elektrik zammının da ben bir takım etkilerinin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Yani sadece Temmuz ayında kalmayacak onun etkisi, daha devam edecektir. Tabii burada doğalgaz etkisi var. Şimdi köprülere getirilen zamlar var. Bunlar sadece şöyle düşünmemek lazım. Bütün gıda fiyatları üzerine bunlar yansıyacaktır ve bunların böyle dalga dalga etkisini görebiliriz Ağustos ve Eylül ayında. Eylül ayında da okulların açılmasıyla birlikte bir miktar daha şey oldu. Yani bir miktar daha enflasyonun %2'nin üzerinde olduğu bir dönem yaşayabiliriz. Ve şu anda çok mobiliz, öyle düşünelim. Talebimiz daha fazla. Yaz aylarındayız. Herkes bir şekilde bir yerlere gitmeye çalışıyor ve bu durumda talebimiz fazla. Ancak biz sonbahara geldiğimizde artık reel gelirlerimizde düşmeyi iyice hissetmeye başlayacağız. Şimdi bundan sonra bakın daha da enflasyon çok yükselmese de bir enflasyon var ve bizim reel gelirimizde her ay aşındırıyor. Öyle düşünmek lazım bunu ve bu noktadan sonra reel gelirlerdeki azalmayla birlikte ben özellikle Ekim ve Kasım aylarında Merkez Bankası'nın öngördüğü üzere 1,5'lar seviyesine inebileceğini düşünüyorum. Kendi öngörümü de söyleyeyim size. %2-2,5 civarında bekliyorum ben Ağustos ve Eylül ayını. Ondan sonra %1,5'lara düşerse de üst banda yakın bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Zaten en son enflasyon raporunda da dikkat ederseniz Cevdet Akçay da buna yorum yaptı. Nokta tahmine odaklanmamak lazım. Biz aralık tahmini yapıyoruz dedi. Ben bu aralık içerisinde kalabileceğini ama üst bantta kalabileceğini, belki üst bandın çok az üzerinde eğer farklı gelişmeler olursa, yani tabii ki petrol fiyatlarında
yukarı doğru bir hareket olursa, bunların hepsinin enflasyon üzerine, bizim enflasyonumuz üzerine etkisi olabileceği için bunları ayrı tutuyorum. Ama her şey bugün gittiği gibi giderse bence biz bunu Ekim ve Kasım aylarında iyice hissetmiş olacağız ve enflasyonu %1,5'lar civarına düşürebileceğiz. Bunun gerekçelendirdiğim temel neden ise artık gerçekten şöyle bir durumdayız. Reel gelirlerimiz iyice aşınmaya başladı. Ve bu aşınmayla birlikte halkın satın alma gücünde de ciddi bir düşüş olmaya başladı. Bunu yavaş yavaş verilerden de görüyoruz ki bunlar ikinci çeyrek verileri. Bunlar artarak sürecektir önümüzdeki dönemde. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam, ağzınıza sağlık. Evet ben efendim. Kısa bir araya gitmeden önce bir haberimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku Haziran'da 236 milyar dolara, yani yeni rekor seviyeye yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kısa vadeli dış borç stoğu verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre kısa vadeli dış borç stoğu Haziran sonu itibariyle 2023 yıl sonuna göre %2,5 oranında artışla 180,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Vadesi baz alınmadan hesaplanan kısa vadeli dış borç stoğu ise 236,6 milyar dolarla yeni rekor seviyeye yükseldi. Verilere göre bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoğu %10,2 oranında artarak 75,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoğu %1,6 oranında azalarak 60,4 milyar dolar düzeyinde oluştu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredilerde artış kaydedilirken, 2023 yıl sonuna göre %38,7 oranında artarak 17,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan banka harici yurt dışı yerleşiklerin döviz tevduat hesabı %5,6 oranında azalırken 18,8 milyar dolar oldu. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları 2023 yıl sonuna göre %1,9 oranında azalarak 53,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Borçlu bazında incelendiğinde tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre %11,1 oranında artarak 38,3 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %2,3 oranında artarak 97,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Açıklanan verilere göre kısa vadeli borç stoğu para birimi olarak incelendiğinde %49,5'i dolar, %21,5'i euro, %13,4'ü TL ve %15,6'sı diğer döviz cinslerinden oluştuğu kaydedildi. Kısa bir ara, sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet efendim, şimdi araştırma müdürümüz Serdar Paz'ı da bizlerle. Serdar, günaydın. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bugün günlerden Merkez Bankası. Evet. Neden bugün? Detayını da açıkladık. Fatih Karahan tabii Jackson Hole Sempozyumu için Amerika'ya gidiyor. Evet. Bu iki takvim o yüzden geçen ay ve bu ay değişti. Şimdi EkoTürk olarak biz de normalde anketimizi yapıyoruz ama herhangi bir değişiklik zaten piyasa beklemiyor değil Gerçekten mi? Gerçekten öyle yani. Ankete katılanları zaten her ay biz aramayız enflasyon, diyorlar artık, PPK bakıldığı zaman, yani tahminde değişiklik olmayacağı çok bariz olduğu zaman da hani biz bir aylığına en azından kendilerini rahat bırakalım diyoruz. Çünkü gelecek haftalarda hemen zaten enflasyon tahmini, işte OVP beklentileri vesaire, geri kendilerinden faydalanmaya çalışacağız. Peki o zaman bugün odaklanacağımız bizim metin mi olacak Serdar? Şimdi zaten birlikte olacağız yayında. Tabii ki. Yakın zamanda o kadar Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalarla bir kendini bağlama durumu söz konusu oldu ki, yani ben sıkı para politikasına tutunuyorum. Benden değişiklik beklemeyin. Hani anayasanın ilk dört maddesi gibi, hani değişmez, değişmesi teklif dahi edilemez gibi bir noktaya kendini şu an itibariyle PPK üyeleri, Merkez Bankası yönetimi soktu. Yani biz daha enflasyon sürecinde, dezenflasyonda yolun başındayız. Biz gelecek senenin sonunda %14, 2026'da da %9 tek hane hedefliyoruz. O yüzden bizden çok kısa sürede faiz indirimi falan beklemeyin.
biz bu getirdiğimiz faizi %50 ki faiz %50 ama hani gün içi yapılan likitte operasyonları, merkezin takas banktan borçlanması, işte sterilizasyon çalışması filan 47'lere kadar filan da sarkıyor mesela. Bir son toplantılarda aldığı kararlarla kendine bir aslında bant aralığı, yani faiz sabit 50'de durmuyor. 46-47'ye kadar geriliyor, 51-52'ye kadar çıkıyor. TLRF'den bunu takip edebiliyoruz. Bu ortamda Merkez Bankası biz daha yıllık bazda arzu ettiğimiz yere gelmedik. Yani bu senenin sonuna kadar 42 belirsizlik aralığının üst tarafı. Ama biz aylık bazda mevsimsel etkilerden arındırılarak %1,5'u son çeyrekte görmeden faiz indirimi, yani bu en az 2 ay üst üste gelmesi falan tek veriye bakarak yapmayacak. Bana hani en erken Ekim-Kasım gibi düşündürüyor. Ama tabii bu işin bir tarafı, bir de madalyonun öbür yüzü var. Ticaret odaları, sanayi odaları, iş insanları onlar vesaire. Onlar havlu attık diyor Serdar. Şimdi sabahtan beri konuşuyoruz. Berra Hoca yorumladı. Az önce Derya Hoca'yla da konuştuk. Yani borsada, ana pazarda işlem gören bir şirket, sen gördün mü? 30 yıldır piyasadasın. Evet. Konkordato ilan etti. Yani aslında bu bir gösterge. Doğru. O zaman yani acil bir önlem alınmazsa bu ve bunun gibi mesela artık haberler, belki sadece Konkordato değil, yani iflaslar görmeye başlayacağız. Olabilir. Özellikle koca koca şirketler, ben Koç Holding'e örnek verdim. Türkiye'nin en büyük şirketinden bahsediyoruz. Evet. Gelen bilanço ortada. Dolayısıyla yani şimdi işin bir de reel sektör tarafı var. Senin dediğin gibi madalyonun diğer yüzüne çevirdik. Peki Kasım aralığa kadar, hani bana da sorsan 2025 yılına kadar faiz inmemeli, tabii, diyorum ama demek kolay. Bir de bunu gel reel sektöre anlat. Çünkü onlar da diyor ki biz artık sürdüremiyoruz. Yani bu kadar sıkı para politikasını, finansman bulamıyoruz. Mesela kısa vadeli borçlanacaksın diyelim ya da borç çevireceksin. Ya da bende de alacağın var, ben sana ödeyemedim. Dolayısıyla senin de bir tarafa ödeme yapman gerekiyor. Bu nakit akışını Zincirleme reaksiyon. Nakit akışını nasıl çevireceksin? Çünkü bir şirketin batması demek belki onun iş yaptığı 10 tane şirketin etkilenmesi anlamına geliyor. Tabii çarpan etkisi bazı şirketler için özellikle, yani hem kendisine mal tedarik eden hem kendisinin satış yaptığı o taraflardaki cirolarda oluşan ani. Zaten şirketler genelde hani az kâr ettikleri için değil, nakit akımlarını yönetemedikleri için batarlar. Bizde de hani bakıldığında işte pandemi sonrasında, hatta belki daha da öncesinde, işte bu bankaların mesela takipteki alacaklarına sürekli getirilen düzenlemeler. İşte zor durumda şirketler, hani bu zombi şirketler terminolojisi nereden çıktı? Şirketler bir şekilde yüzdürülüyor. Yani aslında o şirketin iş kolu, faaliyet geliri olarak devam ettirebilecek kendini bir durumda değil. Ama sürekli sen eğer sistemdeki mevcut şu an mesela kredi faizi nedir? Ticariler için 60'lar 70'ler. Şimdi sen ben gitsek banka şubesinde tüketici kredisine falan başvursak 90'lar 100'ler değil mi? Şimdi hani ortadaki cari faiz oranı bu. Ama bu şirketlere sen 50 faizin politika faizi olduğu yerde 40'tan 30'dan filan kredi kullandırırsan birkaç yılı geri ödemesiz filan. Bunlar da iyi kötü zaten işte faaliyet zararını, faaliyet dışı gelirler, faiz gelirinden filan toparlayıp bir şekilde ayakta kalıyorlar. Yani böyle çok şirket var. Yani aslında işte yapıcı yıkım hani denen işte Schumpeter'in kavramı bu. Yani bunların batmasına izin verilmeli ki gerçekten katma değer, hani bir fikir sahibi vesaire, startuplar, işte değil mi, yeni teknoloji şirketleri falan bizde de olabilsin. Ama eskinin o kötü alışkanlıkları devam ettiği sürece, yani tamam işte kötü tabii şirketin konkarlılık yönetmesi, batması falan ama sonuçta işte yani sermaye piyasası, kapitalist düzen böyle bir şey. Yani iyi fikrim varsa çok kısa zamanda işte Jeff Bezos vesaire, Elon Musk olabilirsin. Kötü fikrim varsa da hani tarihin yapraklarına silinirsin. Yani ama buna izin vermezsen, müdahale edersen, yani şey gibi çocuk hani biraz düşecek kalkacak, hani çocuğu sürekli desteklersen yandan o çocuk kendi başına ayakta durmayı öğrenemez gibi. Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 200 milyar tutarında yine TL depo alım ihalesi açtığını açıkladı. Dolayısıyla daha da devam edecek gibi görünüyor yani bu sterilizasyon tarafı. Ama işin diğer tarafı da şu, ben piyasadan sıkça yeniden Merkez Bankası kura müdahale ediyor söylemleri duymaya başladım. Dün de Bloomberg bununla ilgili zaten bir haber geçti. Dolayısıyla senin şu an hesaplamalarına göre yani Merkez Bankası yeniden dönüp döviz satmaya başladı mı? Bunun göstergelerini görüyor musunuz? Görüyoruz, evet. Yani geri kamu üzerinden bakıldığında zaten hani çok kısa sürede 60-70 milyarlık bir pozisyonda düzelme olduktan sonra hani o swap hariç eksi rezerv diye dillere pelesenk olmuş ifade, hani 50-60 milyar eksilerde olan rakam şu an 25 milyarlar civarında. Dolayısıyla yani hiç eksiye geçmeden, o konuşmalar olmadan bir 20-25 piyasaya müdahil olma. Elindeki likiditeyi kullanırsa da dolar likiditesini 60-70 milyara kadar bir, dediğim gibi, müdahil olma şansı var. Geçtiğimiz hafta
3,5 milyar dolar civarı tahmin ediliyor. Bunlar tabii hani dövize ben bu kadar müdahale ettim falan diye açıklanmadığından. Işte, keşke açıklansa bu arada. Keşke açıklansa. Hı-hı. Bu şeffaflığa yeniden kavuşsak. Çok doğru bir nokta, katılıyorum sana. Ama işte Merkez Bankası'nın bilançosundaki çeşitli kalemlerinden yaptığımız çıkarımlarla o tabii çok da doğru olmayabiliyor ama bir fikir veriyor ve gün içinde tabii işlemcilerle, bankalarla yaptığımız konuşmalarda hani kamular satıcı mıydı, buradan mı geldiler, ne kadar geldiler falan gibi yaptığımız şeylerde bu haftada hani 1 milyar dolar civarı gene satış yapıldığından bahsediliyor. Yani bu amaç diyeyim, sınırlı yani da olsa, kur yukarı gitmesin, enflasyon hedeflememizi evet, bozmasın amacıyla mı yapılıyor sence? Yani bu şimdi şöyle, alıcı taraftaydı yerel evet, seçimden sonra, bunu biliyoruz evet, zaten ifade etti. Yani zaten insanların hani ben dövize yöneleyim diye bir çabası yok. Şimdi içeri giren bir 20-25 milyar sıcak para var yabancı yatırımcının. Ama DTH'lerde 2 milyar dolar artış yaşandı, bu bir eğilim şimdi, başlangıcı olabilir mi? Yani son haftalarda, aylardaki olan düşüşten sonra olacak yani, hani zaten o kadar da olur diyorsun. Yani DTH Türkiye'de biz Avrupa Birliği'ne giriyoruz filan dendiğinde bile sıfır değil. 30'un altını görmedi. Yani 30'un altını görmedi. 30'lar 40'lar normal. Zaten artık hani çorba çok sulu. Hani çorbanın üstünde TL'den KKM vardı. Onu boşaltırken ilk başta suyu geldi. Şimdi altta kalan dibi taneler, onlar zaten hani hiçbir şekilde dövizden vazgeçmeyen, belki dışarıda bir yakını yaşayan, çocuğuna para gönderen, ne bileyim işte ödemesi olan filan insanlar, firmalar, yani onların dövize dönmesi kadar normal bir şey yok. Yani sen zaten rezervi bugünler için biriktirdin ama bu kadar ufak tefek hareketlerde birkaç milyar filan müdahil hani olunmasa da, şöyle ufak da çapta olsa bir hani 34 lira filan doğru bir kurun hareketine izin verilse, çünkü hani ihracatçı filan tarafından da hani o taraf insanlarla da konuşuyoruz, onların çekincelerini dinliyoruz vesaire, yani bir miktar en azından, çünkü satın alma gücü paritesine göre filan yani işler çığırından çıktı. Yani Antalya'da bir otelin Fransa'dan, İtalya'dan, İspanya'dan filan yani euro bazında daha pahalı olması, işte pizzanın anavatanı İtalya'dan daha pahalı diye burada ortalama bir restoran, yani lüks bir yerden de bahsetmiyorum. İşte üç tarafı denizde çevrildi filan bir ülkede, ne bileyim Avrupa'nın, Amerika'nın hiç denizi kıyısı olmayan ülkelerden bilmem kaç kat pahalıya yenmesi. Yani bunlar sürdürülebilir şeyler değil. Bir nebze de olsa hani nasıl %1, %2 filan bir kurun hareketine izin veriliyordu. Onun ben yapılması gerektiğini, yani bu kadar sıkı enflasyonu tutacağım diye. Çünkü bu aradaki makasın çok açılmasına izin vermemen lazım. Yani enflasyon paranın içerideki değeri, devalüasyon ya da işte kur artışı dışarıdaki değeri. Bu ikisi birbirine çok uzaklaşmamalı. Bunun uzaklaşmasına aylık %3-4 enflasyon varken sen kur aman %1 filan gitsin diyorsan, işte her ay %2, %3 o ağrılar artıyor ihracatçı tarafından hissedilen. Evet Serdar, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür zaten ederim. 13.30'da Merkez Bankası özel yayınımız var. Serdar Pazı ile birlikte gelen metni de sizler için yorumluyor olacağız. Uluslararası Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri firması Ernst & Young, küresel ekonominin dikkat çekici bir dayanıklılık gösterdiği izlenimini paylaştığı bir raporu var. Rapora dönüyoruz şimdi efendim. Sonra sevgili Beslen Aslı bizlerle olacak. Biraz da kripto paraları konuşacağız. Ernst & Young, Küresel Ekonomik Görünüm 2024 raporunu paylaştı. Raporda küresel ekonominin faiz oranlarındaki önemli artışa rağmen dikkat çekici bir dayanıklılık gösterdiği görülürken, 2024'te gayri safi yurt içi hasılanın %3,1 oranında ılımlı olarak büyümesi ve 2025'te biraz yükselerek %3,2'ye çıkmasının öngörüldüğü kaydedildi. Gelişmekte olan piyasalar için ise 2023'teki %4,2'nin 2024 ve 2025'te %4,1'e inmesi beklentisi paylaşıldı. Gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin temel nedenleri arasında özellikle Avrupa ve İngiltere'de kademeli olarak daha serbest bir para politikası izlenmesi ve enflasyona göre düzenlenmiş gelir büyümesinin toparlanması öngörülüyor. Küresel enflasyonun 2023'te %6,2'ye kadar sıçramasının ardından 2024'te %4,6'ya ve 2025'te %3,5'e düşerek soğuması bekleniyor. Rapor verileri ışığında küresel çapta enflasyondaki düşüş devam ederken merkez bankalarının para politikasını kademeli olarak gevşetmesi öngörülüyor. Evet efendim, şimdi Beslen Aslı ile birlikte kripto paralardaki son fiyatlamaları yorumlayacağız. Hoş geldin Beste. Merhaba Perihan, hoş buldum. Bugün her sabah geliyorum. Şimdi bu arada Bitcoin'i 58 bin dolarda buluyorum. Bu sabah mutlu oldum, dedim ki ya akşam 60 bin doların üzeri, sabah geliyorum programa 58 bin dolar. Ve bugün sonunda 60 bin doların üzerinde bir yakalayabildim, bir sunabildim. Ama detayları konuşacağız. Yükseliş devam edecek mi? Ana koşulları neler? Şimdi Jackson Hole var.
bu hafta. Cuma günü Powell'ı dinleyeceğiz. Önce şunu sorayım. Yani cuma günü Powell artık faiz indirimi sinyali verir mi bize? Zaten artık Powell'dan bir faiz indirim sinyali gelmesine gerek kalmadı. Yani zaten artık sinyale de gerek yok yani artık. Sinyale de gerek yok. Her şey açık ortada. Yani %3 enflasyonun olduğu bir ekonomi %5,5 faizi ne kadar taşıyabilir? Hele bu Amerika gibi hani böyle giant, böyle kocaman bir ülke ise o zaman tartışılır. Şimdi bakıyorsun işsizlik rakamları falan biraz artmaya başladı Amerika'da. Bunun üstüne şimdi Amerika gibi ülkelerin yumuşak karnı işsizliktir. Çünkü 2008 krizinin en fazla derinleşmesine neden olan bir anda bütün özel sektörün ve finans sektörünün işsiz kalması olmuştu. O yüzden Amerika'daki işsizlik Amerika'nın en yumuşak karnıdır. Her zaman enflasyona bakarız ama enflasyonun etkisinde işsizliğe bakılır. O yüzden yavaş yavaş artmaya başlayan işsizlik rakamları demokratları da korkutmaya başladı. Cumhuriyetçileri de korkutmaya başladı. Tüm Amerika korkutmaya başladı. O yüzden biraz artık 25-25 değil de böyle 50-50 mi yapsak acaba diye faiz indirimini düşünüyorlar. O yüzden bu Jackson Hole toplantısında Powell'dan beklentiler 50 mi diyecek yoksa 25 mi diyecek? Hani olur da bir 75 bas puan araya atar mı? Orada da bir şeyler dolaşıyor. Fikirler de dolaşıyor tabii. Peki kara pazartesi sonrası kayıplarını telafi etti diyebiliriz şimdi Bitcoin için. Ama para girişi bunu destekliyor mu? Gel istersen CoinShares raporuyla başlayalım. Çok da böyle aman aman ahım şahım bir para girişi barı görmüyorum orada. Ama peki bundan sonraki haftalarda faiz indirimi geliyorsa bak altın 2500 doların üzerinde. Yani şimdi çarklar biraz daha kripto paraların lehine çalışacak diyebilir miyiz? Hı hı. Tabii ki de yani faiz indiriminin direkt etkileyeceği iki tane ana grup var. Bunlardan bir tanesi metal grubu, diğeri de riskli varlıklar grubu. Şimdi senenin başından beri söylediğimiz özellikle hep önerdiğimiz bir şey var. Lütfen bu sene altın ve gümüşü portföylerinizde beraber bulundurun. Çünkü altın rekorda, gümüş ise rekorunun yarısında. O nedenle şu zamana kadar hiç emtia almamış kişiler daha gümüş yoğunlukla bir kendilerine emtia sepeti yapabilirler. Ama mutlaka yapmaları lazım. Çünkü Amerika resesyona da girse, faiz de indirse, indirmese de şu anda metaller çok güzel bir performansla gidiyor. Ve dolayısıyla savaş, işte güvenli liman, her türlü konuyu ve faiz indirim döngüsüne rastlamasıyla bir kere altın ve gümüşün çok şanslı bir dönemde olduğunu hep de belirtiyoruz. Şimdi geçiyorum diğer tarafa, kriptolar tarafında. Şurada ufacık böyle sıfıra yakın Perihan gözlüğünü tak göreceğim burada bir para girişi var. Bu şey çıkışa dua etmemek gibi bir şey oluyor o zaman. Yani tabii bir sıfırdan her zaman büyüktür, yeri burası. Tam da o birinin üzerindeyiz şu anda. Ve bir para girişi var ama bu para girişi neredeyse geçen senenin orayı da kapsadığımızda en düşük para girişi oldu. Fakat buna istinaden bazı dikkat çeken enler de var. Bir sonraki grafiğe geçtiğimizde mesela Perihan'cığım orada aset bazında mı bakalım diyorsun? Tabii bir tamam, de kripto dönelim, bazında hadi bakalım. Aset bazında bakalım. Şimdi bu para girmiş ama nereye girmiş ya da hangi coinlerden para çıkışı olmuş? Benim hemen dikkatimi solağına çekiyor. Mesela değil mi birlikte tabii para girişi ufak da olsa görüyorduk. Neden peki 40 milyon dolara yakın bir para çıkışı olmuş? Şimdi Solana'nın birincisi yine başında bazı dertler var. Hı. Bunlardan bir tanesi acaba Sol'ün SEC'le yani SEC ile başı belaya girer mi girmez mi konsepti. İkinci olarak ise Solana en son olarak kendisine meme coinlerin yani bu şaka paralarının alınıp satıldığı bir platform yaratmıştı. Fakat bu platformun kullanıcı sayısı böyle saman ateşi gibi sönmeye başlayınca şu tabloda en dikkat çeken kişi ve coin Solana oldu. Ve dolayısıyla biz Solana'da 40 milyona yakın çıkış görüyoruz. Neredeyse Bitcoin'e giren paranın eş değerinde. Yani burada aslında bir alarm durumu var Solana'da. O nedenle şunu söyleyebiliriz. Elbette Solana'nın önü açık. Hatta 200 dolarları tekrardan görmesi muhtemel. Fakat bu Solana'da biraz daha takip etmek ve 150 seviyesini ya kıracak
veyahut da 137 dolarlardan elinizi taşın altına sokup risk alıp Solana alacaksınız. Ha ben hangisini tercih ederim? Ben ucuz bulduğum yerden Sol alırım. Yani 150 kırmasını beklemem. Ama bu çünkü hikayenin bittiği anlamına gelmiyor diyorsun. Asla gelmiyor. Değil mi? Yani bunlar geçici de olabilir. Sonuçta biz burada Bitcoin'de de Ethereum'da da çıkış gördük. Yine ne yaptık? Sabah kalktık 61 binin üzerinde uyandık. Ve şunu da söylemek istiyorum. Aslında onları da getirecektim ama bugün biraz vaktimiz kısıtlı diye bir sonraki programa bırakmak istedim. Bitcoin'de şu anda yani birçok zincir üstü veri dip seviyeleri gösteriyor. Sadece market value, realized value dediğimiz piyasa fiyatı ve gerçekleşen fiyat oranı sadece dibi göstermiyor Bitcoin'de. Ama şöyle bir baktığımızda artık yavaş yavaş bu 57 binlerin, 58 binlerin Bitcoin'deki her zaman söylüyoruz. Yani fiyatlar yavaş olması yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bir yaz dönemi, genellikle yaz dönemleri bu şekilde geçer. Biz açıkçası şu anda Bitcoin'de dipleri gördüğümüzü düşünüyorum. Bundan sonra birazcık daha yavaş gideceğiz belki ama hep söylediğimiz şey Ağustos ortasından sonra hareketlenmeye başlayacaktık. Şimdi Ağustos sonrasından sonra hareketlenmeye başlıyoruz. Jackson Hole toplantısından sonra bu hareketliliğin boyutu biraz daha artabilir. Peki korku ve açgözlük endeksine bakıyoruz sık sık seninle. Hı-hı. Bu arada belki kripto paralarla yeni tanışanlar için ne anlam ifade ediyor? Önce onu konuşalım. Ardından zaten bulunduğumuz noktayı değerlendirelim ben. Şimdi burası bir adeta bir arabanın gaz hız göstergesi gibi. Burası piyasanın korktuğu, yani risk iştahının kapalı olduğu ve almak istemediği, piyasadaki fiyatlardan halen daha emin olamadığı yerler. Yani risk on, risk off olarak ölçümlüyoruz burayı. Aynen öyle. Hı-hı. Burası da adeta yokuş aşağı giderken tam gaza basmak gibi bir güven, bir istek, bir arzu, bir risk on modu. Şu anda baktığımızda biz 30'dayız. Fakat nerelerden geldik? Şimdi bence nerede olduğumuz değil, nereden geldiğimiz ve ikisi arasındaki karşılaştırma daha önemlidir her zaman. Hı hı. Şimdi biz geçen hafta aşırı korkudaydık. Bu strong fear'dı, şimdi fear'a döndü. Ve şu anda fear'dayız. Yani biz aslında geçen hafta biraz daha risk off modundaydık ve artık yavaş yavaş burayı yukarı doğru geçmeye başlıyoruz. Geçen ay ise piyasa açgözlü durumdaydı. Greed taraftaydı, 74'lerdeydi. Şimdi kantitatif analizin çok önemli bir unsuru vardır. Şöyle söyleyeyim. Sen her gün bir şeyden korkmazsın. Yani ben mesela Perihan, her gün sen bu sabah stüdyoya girdiğinde bir anda şöyle karşı çıksan bir gün korkarsın, iki gün korkarsın. Kantitatif analiz de böyledir. Bir şey sürekli dipte veyahut da tepede olamaz. Bu duyguları tamamen zirveye veyahut da dibi sürekli yaşayamazsın. O yüzden bize kantitatif analizde korku ve açgözlülük endeksi diyor ki, biz son bir aydır zaten korkudayız. Artık bu kadar korku olmaz. Bir şey sürekli korkuda dibe yakın gidemez. O yüzden piyasa artık burada bir yerde sıkılmaya başlayacak. Bir yerde haberleri daha bir iyimserliğe çekip burada belki açgözlülük tarafına geçecek. O yüzden korku ve açgözlülük endeksi bize artık biraz diplerden sıkıldığını söylüyor. Peki, bu arada dönelim şimdi Bitcoin'in tekniğine istersen. Hı hı. Tamam, 60 bin dolarların üzerindeyiz ama sonuçta burada da zaten göreceğiz üzere bir zikzak yapıyoruz. Evet. Hep dediğim gibi işte yani gece 60 bin doların üzerinde, ben sabah geliyorum burada 58 bin dolar civarında buluyorum. Peki hareket nerede başlar? Şimdi bu zikzak sonuçta evet bir düşüş, aynı top gibi genelde bu düşüşten sonra bir tepki gelir ama V tipinde kalkamadı. Dolayısıyla buradaki zikzaktan çıkış noktası neresi olacak Beste? Bir izleyenimiz de ne zaman 100 bin doları göreceğiz yazmış. Bunlar geçince. Öyle bir video vardı. Ne zaman yüzümüz gülecek? Bunlar geçince. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bir kere kripto paraların en başını çeken ve tekrar ediyorum, para girişlerine en açık coin Bitcoin'dir. Artık bunun ikinci sırası da Ethereum'a ait çünkü ETF'lerden dolayı. 3'e kim mi koyarsın bu arada? Eskiden Ripple'da hatırlıyorsun ya sen. Yani Ripple benim için hiç artık 3 olmadı ama. Piyasa için. Şimdi artık 3 Solana diyebilir miyiz? 3'e bence Solana'yı koyabiliriz. Evet, hı-hı, koyabiliriz. Ama şunu da söylemek istiyorum. Mesela şu son dönemlerde hani altcoin almak istiyorsanız, dün de benim stratejisini verdiğim TRX, Tron ve Aave vardı. Aynı zamanda Litecoin çok ucuz. Yani mesela dün bir takipçim bana Litecoin ve başka bir coin'i sormuş. Baktığımda grafiğe 2021 ile 2023 senesinde Litecoin yine 57-58 dolarlarda diplerdeymiş.
Fakat diğer altcoin'lere bakıyorsun 7 kat dibini görmüş aşağıda. Yani aslında kendi analizlerinizi de yaparken bu şekilde de yapabilirsiniz. Biz 2021-2023 arası bu coin dipte nereleri görmüş ve şu anda nereden toparlanıyor? Mesela Litecoin buna çok güzel bir örnek. O yüzden bu tarz coinleri aslında 4'e, 5'e, 6'ya koyup böyle bir sepet de yapabilirsiniz. Ama ne kadar para ayırabilirim? 100 birim ayırdım kripto para için, bu bahsettiğin altcoin'ler için. Kesinlikle bunun 60 veya 70 birimi Bitcoin ve Ethereum olmalı. %25-30 civarı o zaman. Kesinlikle olabilir. Hatta varsa biraz daha para kaldıysa 100'ün üstüne para da ekleyip biraz altın gümüş de yapsanız o çok güzel bir hareket olur gerçekten. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda burada alçalan trendinin halen daha devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bunlar ne zaman geçecek? Şimdi izleyicimin sorusuna geliyoruz izleyicimizin. Bize 100 bin dolarla gel diyor yani izleyen aslında teknik olarak. Ben zaten 100 bin dolar şey demişim, buraya gelirim. Umarım gelirsin. Umarım 100 bin dolar oldu. Biz burada ağırlama şansımız olur yine. Senin arkadaşımız her zaman. Bu yayınlar benim en keyif aldığım yayın gerçekten hayatım boyunca. Şimdi Bitcoin'de bu 100 binin önü, hani 100 bin demeyelim ama en azından 75-76 binlerden bahsedeceksek Perihan, burada artık bizim geçmemiz gereken yer ne 69 ne 70. Burada 68 bini bir kere kırmamız gerekiyor. Bitcoin'de yaklaşık son 3 haftadır, 2 haftadır dolandığımız, yataya bağladığımız yer ise burada yukarıda 64 bin, aşağıda ise 55 bin 800, yani 55 bin kabaca 64 bin aralığında. Şu aralığı git gel yapıyor. Ve artık 64 bin kırılmadan eğer buralardan kaçırdıysanız, buralardan almadıysanız, işte 40 bin gelecek diyenlerin peşinden maalesef takıldıysanız bence 64 bini kırdıktan sonra gelin. Çünkü tekrardan buradan bir geri çekilme, çünkü Jackson Hole var. Yani bunların orası araf yani aslında flat olunması gerekiyor. Aynen öyle. Yani fiyatın olgunlaştığını da görüp girebilirsiniz 64 bini kırıp. Yani sen hangisini tercih ederdin? Bilemiyorum ama ben mesela sürekli alımı tercih ederdim. Her kademeden alımı tercih ederdim. Çünkü Bitcoin'in ben yükselmeyeceğine dair içimde bir korku yok açıkçası. Çünkü hı hı. Piyasa artık trendde buna dönmeye başladı. O yüzden ben 40 bincilere inanmıyorum. İnanmadım da görünen bir köy var. Bu köyde de para var. O köy artık böyle fakir bir köy değil. Yani burada ağalık düzeni yıkıldı bu köyde. Herkes zengin. O yüzden 64 binden ve 68 bine sekip buradan 68 bini kırıp artık gitmesini bekliyoruz. Ama şimdi şunu söylemek istiyorum. Şimdi yükselmek var, yükselmek var. Bunu hani yükselecekti diyorlar mesela. Fiyat aynı yerde, geçen haftadan beri aynı yerde, hani yükselecekti. Şimdi bakın burada bir kere bizim veri akışımız çok azdı. Yaz ayları da çok randımanlı geçmez. O yüzden birazcık beklemek bunların yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Ki piyasa zaten sabırsızdan sabırlıya geçen bir para aktarım mekanizmasıdır. Siz eğer sabırsızsanız her zaman sabırlıya paranızı kaptıracaksınız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi dolayısıyla biraz burada sabrederek 64 binleri kırıp artık önümüzde 68 bin, biraz da oralarda oyalanıp daha sonrasında da 75 binlere gidip, yani Eylül'ün belki 10'u, belki 12'si, FED toplantısı, 12'si miydi FED toplantısı, tam hatırlayamadım tarihi ama. Yani o civarlarda FED sonrası fiyatların oturmasıyla Bitcoin'de yeniden bir 70 bin görmeyi planlıyoruz. Peki istersen gel haftalık ETF girişleri grafiğimize bakalım, kapanışı da öyle yapmış olalım. Gerçi güzel bir portföy oluşturduk diye düşünüyorum bugün. Tabii yani artık o portföyden sonra. Ben geçen düşüşte sana demiştim yani yanan burada Ethereum ETF haberi oldu diye. Çünkü tam momentum kazanacakken olanlar oldu. Aslında Ethereum ETF'lerinde mesela orada benim çok üstüme geldi bazı izleyiciler ama zaten Ethereum ETF'leri kabul olmayacaktı. Orada Biden'ın bir seçim hamlesi oldu. Şimdi siz eğer piyasayı hazırlamayıp böyle hani şak diye bir haber sunarsanız güme gider. Hiçbir şeyin de burada önemi kalmaz. Tıpkı Ethereum ETF'lerinin bir öneminin kalmadığı gibi. Çünkü hiç kimse beklemiyordu. Bekliyorum diyenler de hiç kimse beklemiyorum deyip de onlar da bekliyorum. Hani oradaki siyah kuğuya oynayanlardı. Şimdi Perihan'cığım bunlar günlük değil. Bunlar haftalık barlar. Hı hı. Dolayısıyla şöyle görüyorsunuz son 1, 2, 3, 4.
yani son bir aydır piyasada zaten bir tatil modu var. Hı hı. Ondan önce Haziran-Temmuz arası biraz güzel geçti. Zaten fiyatla da böyle bir 64 bin yaptık, 65 bin. Ama son bir ayımız zaten sıkıntılı. Şimdi baktığımızda bu daha bir günlük. Bu da son bir haftanın. Yani biz daha sadece dün pazartesi günü son bir haftanın gelen para girişlerini yenmişiz. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Demek ki biz haftaya biraz olumlu başladık. Demek ki haftanın böyle para akışı biraz hızlanmaya başladı. Ve biz bir günde geçen bir haftanın para girişini geçtik. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Bu hafta Jackson Hole bizim işimize yarayacak gibi duruyor. Hı hı. Artı Jackson Hole'den sonra FED toplantısına gidene kadar piyasa faiz indirim beklentisiyle biraz hareketlenecek. O yüzden artık 55 binleri, 57 binleri görür müyüz emin değilim. Ama 64 bin, 65 binleri Bitcoin'de ve buna bağlı olarak altcoin'lerde de bir hareketlilik olacağını düşünmekteyim. Beste çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ağzına ederim. Sağlık verdiğin değerli bilgiler için. Evet, Beste Nasıllı'yı ağırladık efendim. Programımızı buradan noktalıyoruz. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.